Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Orman yangınları devam ediyor. Bizim yaşadığımız Akyaka'ya da çok fazla bir şey kalmadı. Yeniköy Termik Santrali ile kuş uçuşu zannediyorum 28 ile 30 kilometre arası. Var mı? Belki de yok bile. Evet, ölene geldi, öleni neredeyse yok etti. Bakın şimdi, ölenle ilgili size Milas Belediye Başkanı'nın yaptığı açıklamaları aktarmak istiyorum. Evet, haber Sözcü Gazetesi'nde yayınlandı ve Sözcü Gazetesi çok haklı bir şekilde haberin neredeyse tamamını yayınladı ve doğru yaptı. Haberi okuyorum. Orman yangınının en sıcak duraklarından biri olan Milas'taki gelişmeleri günlerdir havadan müdahale için çağrılar yapan Belediye Başkanı Muhammed Tokat, Sözcü TV'yi anlattı. Muhammed Tokat, Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı. Bunu söyleyelim önce. Çünkü dikkat ettiniz herhalde. Artık bütün dünya görüyor. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin olduğu yerdeki ormanlara neredeyse müdahale bile etmiyorlar. Az sonra neden müdahale etmediklerini bakanın ağzından duyacağız. Ama şimdi önce bu haberi sizinle paylaşayım. Şu anda Çökertme ve Türk Evleri mahalleleri arasındaki bölgedeyiz. Siteler bölgesi burası. Kritik eşik olarak tarif ettiğimiz bölge burası. Maalesef dünden beri hazırlıklarımız farklı gelişti ve uyarılarımız dikkate alınmadığı için de o kritik eşiği yangın aşıp siteler bölgesine geçti. Orada etkin müdahale yapıldı. Şu anda helikopterler çekildi. Ama orada etkin bir müdahale oldu. Yangın biraz duruldu gibi oldu ama sanırım biraz daha duman kabarmaya başladı. Yine hareketlendi. Aslında sabah erken saatlerde bu eşik dediğimiz bölgede biz bu yangını durdurmuştuk. Ama saat 10-11'e kadar karadan ve havadan müdahale yapılmadığı, rüzgarın çıkması beklendiği için maalesef bu tablo ile karşı karşıyayız şu anda. Siteler tehlike altında. Ben böyle bir mücadele yönetimini çözemedim, anlayamadım. Buranın coğrafya şartları çok zor. Şu anda ateşin ve dumanın olduğu tepeler kesinlikle insanın ve arozözlerin çıkamayacağı yerler. Yani karadan müdahalenin mümkün olmadığı yerler. Burada hava müdahalesi gerekiyor. Ancak şimdiye kadar sadece kısıtlı olarak helikopter müdahalesi yapılabildi. Biz bugün uçak gördük, bizim üzerimizden Marmaris tarafına giden yangın söndürme uçakları gördük ama bizim buraya kesinlikle müdahale olmadı. Uçaklar, yangın uçakları çok büyük ihtimalle Oklu Koyun'da herhangi bir tehlike anında hazır bulunmak için herhalde şu anda uçurulmuyorlar. Yani havaalanında, oralarda askeri havaalanları da var gerçi, herhalde bekletiyorlar. Herhalde öyle tahmin ediyorum, bilmiyorum. Bakınız, devam ediyorum. Yangının bulunduğu bölgeden 30 kilometre ötede Beyciler'de başladığını hatırlatan Tokat, yangının söndürülemediğini ve bulunduğu bölgeye kadar ulaşıldığını söyledi. Bölgenin kritik eşik olduğunu ve termik santrallerinin bulunduğunu belirten Tokat, şunları söyledi. Evet, termik santraller var. Yani öreni ve termik santralleri oraları açtıktan sonra zaten çökertmeyi bitirdi. Çökertme bitti. Bitmiş, öyle diyorlar. Görenler öyle diyorlar. Çökertmeden sonra nereye geliyor? Akbük'e geliyor. Akbük. Bir cennet. Maldiv Adaları. Evet, Maldiv Adaları. Konut az ama orman, her şey deniz. Orman harika bir orman. Mükemmel. Oradan sonra biz Akyaka'yız. Evet. Evet, valizimiz hazır. Arabamızın arka bagajına koyduk valizimizi. Sevgilimle beraber herhangi bir yangın tehlikesi karşısında önce elbette tabii canımızı tercih edeceğiz. Yani küçük bir valizle çekip gideceğiz. Nereye? Yollar açıksa gidebileceğimiz taraflara, yangının olmadığı yerlere gideceğiz canlarım. Başka yapabileceğimiz hiçbir şey yok. İktidar sadece seyrediyor. Ha yok, pardon, AKP'li belediyelerin olduğu yerlerde çalışıyor. Onu da biraz sonra sizinle paylaşacağım. Bakın, şimdi devam ediyor
Miras Belediye Başkanı. Orman Genel Müdürlüğü yardımcımız sabah erken saatlerde buradaydı. O zaman da yangın bu eşik dediğimiz bölgede sönmek üzereydi. Zaten rüzgar da yoktu. Buraya bir helikopter gelsin çünkü arozözler ulaşamayacak şu yangını şurada söndürelim, insanlara mutlu haberi verelim dedim. Hayır, gerek yok dedi. Helikopterin yangın söndürdüğü görülmemiştir, işe yaramaz dedi. Orman Genel Müdür Yardımcısı helikopterleri işe yaramaz, onların yangın söndürdüğü yok diyor. Orman Bakanı, Tarım Bakanı yangınların ilk çıktığı gün neden uçak yok deyince helikopterlerimiz var ya diyor. Uçaklarından daha etkili helikopterler diyor. Hatırladınız mı? Hatırladınız değil mi? Hatırladınız. Bir devlet düşünün, bakanı ile bürokratı arasında birbirini adeta yalanlama yarışları var. Milas Belediye Başkanı devam ediyor. Öyle beklediler saat 10-11'e kadar, ondan sonra da rüzgar çıktı. Rüzgar çıkınca yangın tekrar alevlendi. Önce dağın arkasını sardı, öne sardı, aşağılar tutuştu derken şu kenara dayandı. Şu anda gördüğünüz gibi duman altında siteler. Orman yetkilileri, müdür yardımcıları burada, herkes burada. Bizim burada birbirimizle iletişim noktasında bir sorunumuz yok ama bu yangın 30 kilometreden buraya geldi. 30 kilometre yana yana geliyor. 30 kilometre. Görülmüş şey değil. Görülmüş şey değil. Evet. Yani 30 kilometrede biz bu yangını durduramadık ve çökertmeyi kaybettik. Gökbeli kaybettik. Şimdi de bu siteler bölgesinden yukarı daha yoğun siteler var. İleride balık tesisi var. Onun ilerisinde Türk Evler Mahallesi var. Bütün buraları biliyoruz. Evet, hep tatil evleri, tatil siteleri var. Onun yanında termik santrali var. Bu dağın arkasında Yeniköy Termik Santrali var. Yani çok kritik bir bölge burası. Biz onun için feryat ediyoruz sürekli. Bu Cumhuriyet Halk Partili Milas Belediye Başkanı'nın yaptığı açıklamalar. 30 kilometreden geldi yangın buraya diyor. Devam ediyor. 30-32 kilometre kadar daha gelirse, 30 kilometre gelirse Akyaka gidiyor. Cennet. Türkiye'nin en cennet beldelerinden, mahallelerinden diyelim, köylerinden, ne derseniz deyin biri. Evet, bizim yaşadığımız yer. Gerçekten çok güzel bir yer. Ama gidiyor işte. Gider mi? Hayır, ben sevgilime de söyledim. Merak etme, gitmez. Neden? Burası AKP'li belediyeye ait. Onun üzerine biraz rahatladı sevgilim. Ama yine de dedim, tedbirimizi alalım. Evet, yanımıza birkaç bir şey alıp arabamızın arkasında bulunsun. Olur ha. Bunu da önleyemezler belki. Çeker gideriz tabii ki. Ama ben eminim yangının buraya gelmesine izin vermezler. Biz Ula'ya bağlıyız. Ula belediye başkanı ise AKP'li. Şimdi canlarım, gelelim bir başka AKP'li belediye başkanına. Bakınız lütfen buraya çok lütfen dikkat ediniz canlarım. Evet, 5 helikopter havada. Burası neresi? Burası Antalya'nın Gündoğmuş ilçesi. 1870 kişi yaşıyor. Evet, 1870 kişi yaşıyor. İsterse bir kişi yaşasın. Orasını söylemek istemiyorum ama nüfusunu sizinle paylaşmak istedim. Belediye AKP'li. Başkan Mehmet Özeren. Bir YouTube kanalına çıkıyor. Yangın söndürüldü ya. Bakın ya. Böyle densizlik olabilir mi ya? Bu kadar densiz bir insan siyaset yapıyor, bir ilçenin kaderini eline almış, o yönetiyor. Diyor ki Mehmet Özeren, evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlarımız TOKİ tarafından 20 yıl ödemeli çok cüzi faizlerle istedikleri şekilde evleri tekrar yapılacak. Ben şunu söylüyorum, çok eski evi olan vatandaşlar keşke bizim de evimiz yansaydı diyecekler diye düşünüyorum. Onlara devletin teselli hibesi çok fazla. Ya böyle bir insana bir kent, bir kasaba, bir mahalle, bir köy teslim edilebilir mi ya? İşte demokrasinin zafiyeti dediğim bu canlarım. Bizim artık demokrasimiz liyakat aramıyor. Bizim demokrasimiz lidere itaat
ve sadakat arıyor. Lider eğer bu insanların itaatlerini ve sadakatlerini satın almışsa o da istediği gibi at oynatıyor. Böyle bir şey olabilir mi canlarım ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Nitekim geçen günde Çevre ve Şehircilik Bakanı'nı tenkit ettim bu konuda biliyorsunuz. O da böyle demedi ama hemen hemen buna benzer şeyler söyledi. Ve bu belediye başkanı Mehmet Özeren bugün özür diledi. Bakın ne diyor. Bugün tamamen iyi niyetimle yapmış olduğum açıklamanın yanlış anlaşılması bizleri derinden üzmüştür. Yaşanan olağanüstü afetten dolayı devletimizin bundan önce olduğu gibi evi yanan mağdur vatandaşların yanında olduğunu belirtmek istedim. Açıklamam yanlış anlaşıldı ve çarpıtıldı. Ya neyi çarpıtıldı ya? Kulaklarımızla duyduk be, neyi çarpıtıldı? Konuşmayı bilmiyorsan öyle söyle. Suçu bize atma. Bizi geri zekalı yerine koyma, kendi zekanı ölçtür git bir yerlerde. Herife bak ya. Devletimiz şüphesiz tüm yaraları sararak mağduriyetleri giderecektir. Yangında zarar gören vatandaşlarımızın garantörü Sayın Cumhurbaşkanımız öncülüğünde devletimizdir. E Sayın Cumhurbaşkanı'na bu gece bir şey olsa, Emre Akbaki olsa ne olacak? Devlet bakmayacak mı? He? Hay senin belediye. Tövbe tövbe estağfurullah. Vatandaşlarımız bu konuda müsterih olsun. Niyetim halistir ve devlet milletinin yanındadır. Vay be. Devlet milletin yanındaydı. E onun için CHP'li belediyelerin olduğu illerin ormanları şakır 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 bıraktılar, yangına yanıyor. Niçin yanıyormuş biliyor musunuz? Şimdi gelin oraya geçelim. Hadi bakalım buyurun. Şimdi size bir görüntü daha. Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yerel yönetimleri hedef alarak ormanların yanmasına müsaade etmek zorunda kaldık açıklaması muhalefeti ayaklandırdı. Orman Teşkilatı yerleşim yerlerini korumaktan birinci derecede aslında sorumluluk belediyelerdedir. Ormanların yanmasına müsaade etmek zorunda kaldık. Ormanlardan birinci derecede sorumlu olan aslında belediyelermiş. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının, anayasasının hiçbir yerinde böyle bir tanım yok. Hiçbir yerinde. Ha dünyanın hiçbir yerinde yok. Ya bu ne demek ya? Hele Türkiye gibi devletlerin, yani ormanların, devletin olduğu bir ülkede. Özel orman var mı bilmiyorum. Gerçi galiba %1 oranında bir özel orman olduğunu söylüyor sevgili Lütfü Türkkan ama neyse onu da biraz sonra bu konudaki görüşlerini sizinle paylaşacağım. Ya bu insan bakan, hala bakan. Evet o koltukta oturuyor ya, hala oturuyor ya. Müsaade ettik diyor. Dikkat edin. Yangınlara müsaade ettik diyor. Yani yangınları önleyebilirlermiş, önlememişler. Hayda. Hayda. Ya daha ne diyeyim ki ya? Hayda diyeyim bırakayım. Neyse canlarım, şimdi de bundan sonra bu bakan efendinin bu absürt açıklamalarına verilen cevapları hep beraber izleyelim. Yangın kentlere ulaşmasın diye ormanların yanmasına müsaade ettiğinizi söylüyorsunuz. Bu bir ifşaat, bu bir suç duyurusuna sebep olabilecek bir hadise. Bu bir suç duyurusuna sebep olacak bir hadisedir. Lütfü Türkkan bunları söylerken yerden göğe kadar haklı. O kadar da değil. Mecliste vicdan sahibi milletvekillerine sesleniyorum. Muhalefet milletvekillerine seslenmiyorum. Onların zaten vicdanları var. Görüyoruz hep beraber. Hayır bu onlara yağ çekmek falan değil efendim. Ne güçleri var ki yağ çeksem ne geçecek elime. Benim seslenmek istediğim AKP ve MHP milletvekilleri içinde vicdan sahibi olanlar. Eğer bu bakanı Yüce Divan'a göndermiyorsanız sizin vicdanınız yok. Yani bu bakanı Yüce Divan'a göndermeyen milletvekillerinin hiçbirisinin vicdanı yoktur. Vicdansızlıktır. Hukuk ceza demektir aynı zamanda. Öyledir. Eğer bir suçlu varsa karşınızda, o suçlunun cezasını ödetmiyorsanız orada hukuk olmaz. Neden? E adaletin olmadığı yerde hukukun ne işi var ya? Evet, adalet olacak. Adalet olacak, görecek, herkes görecek ki ha o ülkenin hukukuna, yargısına saygı duyacak, parlamentosuna saygı duyacak. Bu arkadaş kesinlikle Yüce Divan'a gönderilmeli. Hemen, hiç bekletilmeden. Yahu yangınlara müsaade ettik diyor ya. Ha vallahi billahi.
ya. Bugüne kadar da dilim sürçtü diye özür falan da dilemedi. Neyse, devam edelim şimdi. Nizamsızlığın bu kadarına pes demek lazım. Sayın Bakan, bu yangınlar senin sorumluluk sahandaki ormanlarda başladı. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin sorumluluk sahasında başlamadı. Saraya 13 uçak almak yerine 6 tane yangın söndürme uçağı alma siyasi tercihinde bulunsaydın bu tehlike bertaraf edilecekti. Aklın yolu bir. Cumhurbaşkanlığında 13 tane uçak var. 13 uçak var. Bir de helikopterlerin bir tanesini kim satın aldı, hediye etti biliyor musunuz? Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu. Tabii ki canım, odanın parasıyla aldı. Hediye etti. Kaç para? 25 milyon dolar. 25 milyon dolar. Be arkadaş ya. Bu devletin, bu milletin o kadar çok ihtiyacı varken Cumhurbaşkanına 25 milyon dolara uçak hediye etmek. Acaba neden? Neden? Duygusallık mı? Çok mu seviyorsun Cumhurbaşkanını? He? Devam edelim canlarım. Tarım, Orman Bakanı Allah düşmanın başına vermesin. Önce tarımı bitirdi. Şimdi ormanları bitiriyor. Evet. İyi de canım kardeşim benim. Bu Orman Bakanı'nı kim tayin etti? Kim atadı? Kim Orman Bakanı yaptı? Onun hiç dahli, hiç kusuru, hiç kabahati yok mu? Hiç yanlışı, hatası yok mu? Canım benim. Hadi biz pek söyleyemeyiz bu konuları. Ama sizin dokunulmazlığınız var kardeşim. Söyleyeceksiniz. Açık açık söyleyeceksiniz. Bu Orman Bakanı kadar kötüsü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne gelmedi. Doğru. Beceriksizi gelmedi. O da doğru. Tamam ama bunu hala orada tutanın hiçbir vebali yok. Antalya ve Muğla'da farklı noktalarda orman yangınları sürüyor. Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerle birlikte sadece yangınların olduğu bölgedeki belediyeler değil, Türkiye'nin farklı belediyelerinden de ekiplerin halkın yardımıyla mücadele veriliyor. Halkın yardımıyla. Ne yapsın halk? Halk, memleketinin topraklarını, ormanlarını korumak için, insanlarını korumak için el ele verdi, mücadele ediyor. Evet. Halk diyor ki devlet, tabii devlet demeyelim ona gelin isterseniz. İktidar bize yardımcı olmasa da biz bize yetmek zorundayız diyor. Evet. Güzel insanlarımız var. Milyonlarca güzel insanlarımız var. Yani bazılarına bakıp da, bazı sorumsuzlara bakıp da milletimizin hepsini kötülemenin bir anlamı yok. Zaten benim mesela öyle bir huyum da yoktur biliyorsunuz. Ben gösteririm. Şekil 4, şekil 5 sayarım. Kimler, neler. Türkiye'nin başına bela olanlar kimler? Değil mi? Grup grup sayarım ben bunları. Bütün halkımız için hiçbir şey söylemem, söyleyemem. Söylersem dilim tutulur, haksızlık etmiş olurum canlarım benim. Evet, şimdi bizim gene yaşadığımız şehrin belediye başkanı Osman Bey konuşuyor. Yangında esas olan yangının tespitini en erken yapıp en hızlı ve etkin bir şekilde müdahale etmek. Evet, söylüyorum, bakınız. İki tür ülke vardır. Bir, yangından önce önlem alanlar, aldıkları önleme rağmen yangın çıktığında söndürebilme yeteneğine sahip olan ülkeler. Yani sorumlu devlet insanları tarafından yönetilen ülkeler. Bir de bizim gibi yangına hiç önlem almayan, yangın çıktığında da söndürebilme yeteneği olmayan, devlet adamı olma karakterinden de yoksul insanların yönettiği ülkeler vardır. Evet. Yangın için tedbir aldığı halde çıkan yangını söndürebilme yeteneğine sahip ülkeler gelişmiş ülkelerdir. Hem insani gelişmişliklerini sağlamışlardır, hem demokratik gelişmişliklerini, hem de iktisadi ve siyasi hukuki gelişmişliklerini tamamlamış ülkelerdir. Yangınlar için önlem almayan ve yangın haliyle yandıktan sonra da söndüremeyen ülkeler ise az gelişmiş ülkelerdir. Devlet insanları tarafından değil, kasabalı siyasetçiler tarafından yönetilen, bencil hesapçı siyasetçilerin eline geçmiş ülkelerdir. Evet, ne yazık ki böyledir canlar. Şimdi de Ali Öztunç'u dinleyelim bakalım.
almadan çıkıyor, sorumluluğu belediyelere atıyor. Sorumlu sensin Sayın Pakdemirli. Bu devlete gelmiş geçmiş en beceriksiz orman bakanısın. Evet. Evet. Ama sadece orman bakanını suçlamanın da bir anlamı yok. Orman bakanı. Ha, orman bakanının suçu şu. Kendisine göre görev teklif edildiğinde ben bu işi yapamam demeliydi. Evet. O karakteri göstermeliydi. Göstermedi. Ondan sonra o kadar çok hata yaptı ki her yaptığı hatanın üstüne biraz daha katmerlendirdi. Anlayan anladı onu. Evet canlarım. Türk Hava Kurumu uçaklarını kullanmadığı, Türk Hava Kurumu uçaklarını kullanabilmek için 4 milyon dolar lazımmış sadece. Bunu söyleyen de AKP'li eski bakan Cenap Aşçı. E o söylüyor ya. Şu halen Türk Hava Kurumu kayyımı. Yani gidip dürüstçe Cumhurbaşkanı'na, Mertçe, Sayın Cumhurbaşkanım, ya örtülü deneyinizden ya da Cumhurbaşkanlığı bütçesinden bir gününüzü kısın, o bir günlük masrafınızı verin, ormanlarımızı koruyalım diyebilecek cesareti göstermeliydi. Yani ben Tayyip Erdoğan böyle bir talep söylendiğinde bunlara ters laf edebileceğini düşünmek istemiyorum. Zaten düşünebilme ihtimali varsa biz zaten yanmışız da. Hatta ölmüşüz de ağlayanımız yok bizim. Ama bu cesareti göstermeleri gerekiyordu. Hayır diyorsa da Recep Tayyip Erdoğan istifasını basıp kamuoyunun karşısına çıkıp böyle böyle söyledim Sayın Cumhurbaşkanı hayır dedi demeliydi. Ya böyle insanlar var mı? Yok. Ha içimizde var. Çok ama onları gören yok. Canlarım benim. Şimdi bakınız. Süleyman Soylu neler söylüyor? Orman Bakanı'nın o lafına, yani sorumluluk belediyelerde dedi ya, bakın Süleyman Soylu ne diyor. Şehirler belediyelerin görev alanındadır diye bir şey bugüne kadar söylemedik. Söylemedik derken eğer biz AKP'li bakanlar kurulu olarak söylemedik diyorsa ya söyleyen adam yanında. Ben söylemedim diyorsa o zaman onu açık açık söylemesi gerekirdi. Ben böyle bir şey söylemedim. Söyleyen varsa ki yanındaydı tabii o anda. Yani yanlış yapmış demeliydi değil mi? Ya inanın dünyanın en büyük serveti dürüst devlet adamlığıdır. Dürüst devlet adamlığı adamları hiçbir zaman unutulamazlar. Evet, dürüst devlet adamları. Dürüst olmayan, çalan, çırpan, yalan söyleyen, halkı kandıran devlet adamları olmayan siyasetçiler ise siyaset hayatları bittikten sonra, iktidardan düştükten sonra kimse tarafından ciddiye bile alınmazlar. Evet efendim, devam edelim. Orman Teşkilatı yerleşim yerlerini korumaktan birinci derecede aslında sorumluluk belediyelerdedir. Ormanların yanmasına müsaade etmek zorunda kaldık. Ne demiş efendim? İşte bunu söylemiş yani. Ormanların yanmasına müsaade etmek zorunda kaldık. Ya bir insan ormanların yanmasına neden müsaade eder ya? Ha dersin ki ormanlar belediyeler diyelim ki. Yok öyle bir şey ama farz edin var. Belediyeler başarılı olamadılar, beceremediler. Biz çok mücadele ettik. Her türlü mücadeleyi verdik. Her türlü yardımı kabul ettik. Aldık, uçaklarımızı uçurduk. Ama söndüremedik. De, öyle dersen. Ha, inanmayız ama hiç olmazsa seni bu kadar da eleştirmeyiz. Bu ne ya? Müsaade etmek zorunda kaldık diyor yangınlara ya. Ya bu kadar bundan daha ağır suç olur mu ya? Allah Allah. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bu cümleyi ormanlık alanlardaki yerleşim yerleri belediyelerin sorumluluğunda diyen Tarım Bakanı'nın yanında kurdu. Patates mi mesela Orman Bakanı? Türkiye'deki ormanların %99 devlet ormanı. Oradaki bütün yetki Tasarruf Hakkı Orman Genel Müdürlüğü'ne ait. Ondan izinsiz hiçbir müdahalede bulunamaz. Kifayetsiz Orman Bakanı bir an önce istifa et.